Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Sişenli editörlerinden Burak Semişen. Yeni bir görsel dersimizde daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde Silverlight uygulamalarında asenkron olarak Web Client sınıfını kullanarak download işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğini incelemeye çalışacağız. Başlamadan önce tabii ki tahta üzerinde biraz teorisinden işin bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi Silverlight uygulamalarımızda yine host ettiğimiz ortamlar düşünüldüğü takdirde sunucu bazlı kaynaklar söz konusu. Öyle ki ASP.X sayfalarında veya HTML sayfalarında Silverlight uygulamalarını birer obje olarak tutabiliyoruz. Ve üretilen Silverlight çıktıları da bir ZAP dosyası oluyor bildiğiniz gibi. Şimdi tabii ki bu ZAP dosyasını indirdiği yer aslında istemci uygulama. İstemci tarafındaki herhangi bir tarayıcı uygulama düşünülebilir. Bir Internet Explorer, Firefox, Safari gibi çeşitli uygulamalar burada söz konusu olabilirler ve bizim Silverlight içeriğimizde burada istemci tarayıcı uygulamasında çalışır Silverlight ortamı içerisinde. Tabi şöyle bir durum söz konusu. Bazen Silverlight uygulamalarımızın istemci tarafında kullanacağı resource'lar olabilir. Öyle resource'lar ki bunların kullandığı, bunlar stream şeklinde olabilirler. Bir başka deyişle bir görsel materyal olabilir, örneğin bir video dosyası olabilir veya başka bir dosya olabilir. Tabi burada bazı sınırlamalar da var güvenlik nedeniyle. Bunun dışında string içerikli bilgiler de söz konusu olabilir. Mesela bir XML datası burada rahatlıkla düşünülebilir. Şimdi normal şartı altında bu dataları, yani bu verileri Silverlight uygulamasına referans ettiğimizde ya da add new item diyerek ya da add existing item diyerek eklediğimiz zaman ZAP dosyasının içerisine gömülüyorlar. Gömüldükleri zaman çok doğal olarak bu ZAP dosyasının boyutu da ne yapıyor? Artıyor. Fakat buradaki dosyaların boyutunun büyük olması istemci tarafına yapılacak şu download işleminin de süresini ne yapacaktır? Uzatacaktır. Bizim hedeflerimiz şu. İstemci uygulamaya yine ZAP'ın ön yüzü gelsin. Yani yüklensin ama burada kullanılmak istenen stream veya string içerikler yani resource'lar buraya asenkron olarak yüklensinler ve tamamlandıktan sonra uygulama içerisinde ne yapsınlar? Kullanılsınlar istemci tarafındaki Silverlight ortamında. Şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada anahtar nokta aslında Web Client sınıfı. Web Client sınıfının çeşitli üye metotlarını kullanaraktan, eventlerini kullanaraktan olay bazlı asenkron modeli de işine alıyor. Bu sistem çok da olarak kolay olduğu için kullanımı. Bunu yaparaktan herhangi bir adrese doğru streamin veya stringin download edilmesi ya da upload edilmesi işlemleri gerçekleşiyor. Şimdi burada iki önemli nokta var. O da şu. Herhangi bir URI yani bir Uniform Resource Identifier belirtmemiz gerekiyor. Burada kaynak değişiyor olarak. Artı bu URI'ye doğru yapabileceğimiz işlemler download yapabiliriz. Bugünkü örneğimizi yapacağımız gibi ya da upload işlemlerinde ne yapabiliriz? Burada gerçekleştirebiliriz. Bir de tabii istemci açısından düşündüğü zaman aslında önlem arz eden konulardan bir tanesi de şu. İstemciler genellikle heyecanlı insanlar olurlar. Yani özellikle internet kullanıcıları. Bu sebepten dolayı onların mümkün olduğu kadar olan olaylar hakkında fazla bir şekilde bilgi vermek gerekiyor. Çünkü tarayıcı uygulamalarda kullanıcılar sabırsız davrandıkları için işte daha sayfa gelmeden sayfanın çeşitli başları yüklenmesi bitmeden, Ajax'ta çok stresli problemler bunlar, bitmeden sürekli değişik butonları basarak tekrar tekrar postlar yapabiliyorlar, refreshlemeler yapabiliyorlar gibi. Dolayısıyla burada asenkron modelimizde indirilen dosyaları yani streamlerin veya stringlerin ne kadarının tamamlandığını, yüzdesel olarak bunların ne kadarının bittiğini de belirtebiliyoruz. Bu olaylar içerisinde taşınan parametrelerle elde edilebiliyorlar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden örneğimize geçelim ve aslında neler yapabileceğimizi görmeye çalışalım. Evet, şimdi dilerseniz örneğimize başlayalım. İlk olarak yine Visual Studio 2008 Professional ortamında yeni bir Silverlight uygulaması başlatıyoruz. Klasör olarak şurayı seçebiliriz. Uygulamamıza da örneğin Web Client kullanımı adını verelim. Silverlight Application .NET Framework 3.5 üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yine uygulamamızı bir web sitesi üzerinden test edeceğiz. Bu şekilde gereken işlemi yaptıktan sonra kodlamamıza başlayacağız. Şimdi az önce tahtada bahsettiğimiz üzere bir video dosyasını Web Client
sınıfın çeşitli üyelerini kullanarak da metotlarını kullanarak da istemli tarafına download ediyor olacağız ve daha sonra da oynatacağız. Bu yine daha önceden de bahsetmiş olduğumuz gibi ZAP dosyasının boyutunu küçülten, ilk ekranın istemciye gönderilerekten geri kalan materyallerin arka planda asenkron olarak indirilebilmesini sağlayan seçeneklerimizden bir tanesi. Bu anlamda web client bizim oldukça işimize yarayacak bir tool olarak gözükmekte. Şimdi dilerseniz burada ilk olarak bir kendimize ekran tasarımı yapalım. Basit bir grid kontrolü yine kullanıyor olacağız. Layout kontrolü kullanıyor olacağız. Burada tabii videoyu oynatabilmek amacıyla bir medya elementinden faydalanacağız. Önce şöyle yapalım. Show grid lines true diyelim. Row definition'larımızı belirtelim. Grid row definitions. Birkaç tane row olsun burada. Bunların yükseklikleriyle de oynayabiliriz. Mesela ilkini 300 yapalım. Height olaraktan. Diğer bir row definition daha tanımlayalım. Bunu da height'i örneğin 40 olsun. Ve geri kalan kısmı da başka bir kontrol için kullanıyor olacağız. Onu da yıldızla işaretleyelim ki kalan kısmımızı doldursun. Tabi user kontrolün height'ini de ayarlayalım. Örneğin 500 düzeltiyorum. 450 yapalım. Şöyle bir birim olsun. Biraz büyük oldu alt taraf. Zannedersem 400 yaparsak biraz daha elle tutulur bir şey oldu. Evet. Şimdi geri kalan elementlerimizi de hemen hızlı bir şekilde ekleyelim. Öncelikli olarak bir medya element ekliyor olacağız. Bu bildiğiniz gibi streamleri oynatabilmek için kullanabileceğimiz kontrollerimizden bir tanesi. Şimdilik sadece adını versek, adını vermemiz yeterli. Arka planda yani kod tarafına erişmek istediğimiz bir kontrol. Medya video diyelim. Medya video diyelim buna. Daha sonra hemen yeni bir text block kontrolü buraya atalım. Yine bunu da name'ini TX'de durum olarak değiştirelim. Grid'in row'larından birincisine denk düşecek şekilde olabilir, yerleştirebiliriz. Bir de bir rectangle elementi buraya aktarmaya çalışalım. Bu da örneğin bar olarak isimlendirelim. Horizontal alignment'ını left yapalım. Sola yassı olacak şekilde tanımlansın ve grid'in row'larından da ikincisi olsun. Dolgu rengi belirleyebiliriz. Mesela red olabilir. Şimdi bu kontroller tabii ne işimize yarayacak? Biraz bundan da bahsedelim. Şöyle küçültmeye çalışıyorum. Şimdi aslında şuradaki kısımda zamanımızın içerisindeki biraz küçültsek daha iyi olacak. Evet. Şu kısımda mouse'un olduğu yerde videomuz yüklendikten sonra oynamaya başlayacak. Şu buradaki kısmımızda yani ikinci satırımızda videonun indirimiyle ilişkili bilgileri gösteriyor olacağız. Örneğin o anda kaç byte indi, toplam kaç byte'lık bir video, yüzde kaçı indi ve en altta yapmak istediğimiz şey de aslında şu bar elementiyle bunun vidini arttırmaya çalışacağız. Şu anda mesela 400 yüzdesel olarak percentage değerini düşündüğümüz zaman birer birer arttığını düşünecek olursak 4 katı kadar vidini arttıraraktan bu barın da ileri doğru hareket etmesi sağlanabilir. Bu şekilde tasarlayabiliriz. Şimdi tabii kodlama kısmımıza geçelim. Önce tabii user kontrolümüz örneğin yüklendikten sonra yani aslında Zamel istemli tarafına yansıtıldıktan sonra gereken işlemler yapılabilir. Bu yüzden loaded event metodu ideal gözüküyor. User control loaded event metodu içerisinde web client nesnemizi örnekleyebiliriz. Dilerseniz buraya geçelim hemen. Şimdi web client sınıfı aslında sistem.net isim alanı altında yer alan bir sınıf. Zaten referanslara baktığımız zaman projemizde sistem.net'in otomatik olarak eklendiğini görebiliriz. Silverlight uygulamamız için. Bununla birlikte daha önceden web ile uygulama geliştiren arkadaşlarımız aslında .NET içerisinde web request ve web response gibi sınıflar yardımıyla HTTP üzerinden request ve response mesajlarının manuel olarak kazanabileceğini bilirler. Hatta bunlar web servislerinde örneğin swap mesajlarının manuel hazırlanıp gönderilmesinde de kullanılmakta. Daha önce bununla ilgili bir görsel dersimiz vardı. Çok eski bir görsel dersimiz de vardı. Dolayısıyla kendi içerisinde web request sınıfını aslında kullanan bir yapı. Özet olarak aslında web
web client'ı şöyle de ifade edebiliriz. Herhangi bir kaynağa doğru, ki bu kaynak çoğunlukla Uniform Resource Identifier şeklinde, yani jüri şeklinde ifade ediliyor. Bir kaynağa doğru ya stream'i okumak, o kaynaktan stream okumak veya string okumak, ya da o kaynağa doğru stream veya string yazmak amacıyla kullanabileceğimiz üyeler içermek. Tabi önce örneklememiz lazım. Şöyle web client diye örnekleyelim. Şimdi işte bu amaçla kullanılacak olan üyeler şu anda karşımıza çıkıyor. Yine burada önemli olan nokta asenkron çalışması sistemin. Asenkron çalıştığı için event bazlı asenkron modelini destekliyor. Bir taraftan da dipnot düşecek olursak. Bu sebepten dolayı tanıdık gelecektir. Sonra async ile biten asenkron metotlar ve yine progress değişimini belirten olaylar, işlemin tamamlanmasında devreye giren completed isimli olaylar var. Şimdi bunlardan da çok kısaca bahsedelim. Şu anda bizim örneğimiz, mesela yapmak istediğimiz şey veriyi okumak. Yani stream'i istenme tarafına indirmek ve indirdikten sonra da onu oynatmak, videoyu oynatmak. Bu sebepten dolayı mesela işlemi başlatacak olan asenkron metodumuz OpenReadAsync olacak. Ama yazma işlemi yapacaksak, ki bu upload olarak düşünülebilir, OpenWriteAsync metodunu kullanmak gerekecektir. Bunlarla ilişkili completed eventlerimiz var, dikkat ederseniz. Bir de işin güzel yanlarından bir tanesi şu. Yine biz burada download işlemi yapıyoruz, dikkat edecek olursak eğer. Bu download mesela bir string veri de alıyor olabilir. O durumda download string completed event metodu ya da başlatma için download string async metodu kullanılabilir. Yine download işlemi sırasındaki progress değişikliklerini yüzdesel olarak byte bazını izleyebilmek için de download progress change eventi eklenmiştir buraya. Bunlarınla beraber istemciye gene bir cancel opsiyonu sunulmakta. Yani istenirse asenkron olarak işlemi iptal edilmesi sağlanmakta. Ama herhalde önemli noktalardan birisi, bence vurgulanması gereken noktalardan bir tanesi şu olacak. Buradaki işlemler asenkron olduğu için istenme tarafına ilk olarak yüklenen Silverlight uygulamasının ana thread'ini hiçbir şekilde bölmeyecek şekilde arka tarafta gerçekleşiyor. Bu da önemli. Şimdi biz gereken olayları yükleyelim. Burada download yapacağımız için öncelikli olarak download progress changed event'e bir bakmak lazım. Bunu yüklemek lazım. Hemen yükleyelim şu şekilde. Biraz da sadeleştirelim bu kısmı. Hemen bunun arkasından yine tabii ki işlem tamamlandığında, yani aslında stream geldiğinde, istem tarafına indirildiğinde, download edildiğinde ne olacak? OpenRead completed event metodu çalışacak. Event tetiklenecek ve buna bağlı event metodu çalışacak şeklinde düşünebiliriz. Ve tabii işlemi başlatmak için de OpenReadAsync metodunu çağırmamız yeterli olacaktır. Tabii OpenReadAsync metodu bir jüriye doğru gerçekleşiyor bu işlemi. Tabii şimdi buraya kadar tasarımımızı vesaire yaptık. Burada bir ara verelim. Çünkü bir de bir şey indirmemiz lazım. İndirmek istiyoruz. Dilerseniz bunu gerçekleştirelim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu tabii. Normal şartlar altında eğer web düzeltiyorum Silverlight projesine videomuzu eklersek item olarak, bu zap dosyası içerisine ilave edilecektir. Yani bu durumda istemcinin zap dosyasının boyutu içerisine bu videolarda, işte diğer materyallerde geleceği için büyüyecektir. O sebepten dolayı genellikle burada kullanmamız gereken teknik aslında client bind folder içerisinde. Ben şu anda projeyi build ettim. Zap dosyamız burada. Dolayısıyla client bin'e add existing item diyerekten ilgili dosyayı ekleyebiliriz. Tabii şimdi hemen şuradan ben bir tane en son eklediğimiz görsel dersimizi buraya koymuştum. Detayına baktığımız zaman bakın bu mesela 36 MB'lık bir video. Şimdi bu zap'a entegre edildiği zaman nereden bakarsanız 37 MB'lık bir dosyanın istemci indirilmesi ve öyle çalıştırılabilmesi söz konusu olacaktır, ki bu genellikle istenmeyen bir durum. Şimdi add diyelim. Bunu kaynak olarak ekledik. Artık biz temel animasyon işlemleri 1 isimli dosyayı kullanır olacağız. Şimdi tekrar koda dönebiliriz. Ki client OpenReadAsync dediğimizde dikkat ederseniz bir adrese doğru talepte bulunacağız. O yüzden bir new jury nesnesi örnekliyoruz. Adresimizi yazalım. Temel animasyon işlemleri 1 şeklinde. Bir de tabii bunun relative bir adresi olacağını belirtmek lazım. Jury kind relative olarak seçelim. Evet, burada işlemler başlatılmış olacak. Peki geri kalan kısımda bakın gördüğünüz gibi oldukça basit. Open read completed download işlemi bittikten sonra, yani istenme tarafına ilgili dosya indirilmesi tamamlandıktan sonra devreye girecek. Bu sebepten dolayı E parametresinin işe yarayan özellikleri var. Burada cancel
işlemini cancel edilmediğini, hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunları kontrol edelim. Mesela cancelled ise, yani true ise, örneğin txt durum.txt'te işlem iptal edildi yazalım. İptal edildi diyelim. Edildi. Hayır, böyle değil. E.error varsa, yani null değil ise, en azından bu bir exception nesnesi döndürecek, bildiğiniz gibi işte durum.txt'e error'un mesajı yazdırılabilir mesela. Bunların hiçbiri değilse bu durumda şöyle bir şey söz konusu olacak. E'nin üzerinden result özelliğine geçerekten bir stream elde ettiğimizi göreceğiz. Bakın dikkat ederseniz sistem.io stream. İşte bu medya elementin kullanacağı stream, yani download edilmiş artık istenmiş tarafına stream. Dolayısıyla biz medya video elementine ulaşıp bunu set source metodunu kullanarak da stream'i parametre olarak verebiliriz. Verelim e.result diyelim. Daha sonra da mesela medya videoyu oynatalım. Play diyelim. Şu şekilde başlatalım. Şimdi bu tamamlandığı zaman devreye girecek işlemler. Peki progress change ne yapacak? Bu tabii ki istemci tarafında, özellikle rich internet application'larda istemcileri mümkün olduğu kadar olan olaylardan haberdar etmek gerekiyor. Çünkü herkes tarayıcı penceresini açıp internet uygulamalarını kullanabildiği için mesela geç gelen sayfalarda, işte çok bekleme yapan sayfalarda istemciler ya da kullanıcılar panik halinde çeşitli düğmelere basıp tekrar tekrar talep gönderme zorunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla burada bilgilendirme önemli. O yüzden progress change de çok önemli. Ve tabii hemen şu altın kuralımızı söyleyelim. Eğer bir olay metodunun ikinci parametresi event arc değil ise, ya da burada gördüğümüz gibi routed event arc değil ise, ki routed event arc da aslında işe yarar bir şey. O yüzden sözünü şöyle söylemekte fayda var. Event arc değil ise mutlaka işe yarayan bir şeydir. Bu sebepten dolayı mesela e nokta dediğimiz zaman burada çok değerli bilgilere ulaştığımızı göreceğiz. Bir kere nereye talepte bulunmuşuz? Adres. Onu yakalayabilirsiniz yürü olarak. Kaç byte alınmış? O ana kadar yüzdesel olarak nedir değişen durum? Toplam byte nedir indirilmek istenen dosyanın? Bunları elde edebiliriz. Şimdi bunları biz txt'de durum.txt'e yazdırmaya çalışacağız. String sınıfını format metodunu kullanarak yapalım. Şöyle mesela 1 bytes indirildi diyelim. Hemen yanına mesela yüzdesel değerini yazalım. İşte yüzde tamamlandı şeklinde olabilir. Tamamlandı. E nokta bytes received long tipinden bir değer dönecek bu özellikten. Yine E nokta total bytes to receive, bundan da long tipinde bir değer dönüyor. String geçelim. Son olarak da progress percentage, bu da integer bir değer olarak buraya aktarılacak şeklinde. Bir de barımızı test etmeye çalışıyorum. Yani bar nokta with eşittir e progress percentage çarpı 4. Şimdi bunu tabi test edeceğiz, çok emin değilim ama bu tarz hani bar gibi grafiksel öğeler konulduğu zaman işlem tarafına oldukça etkili olacaktır. Şimdi örneğimize çalıştırabiliriz. F5 ile başlayalım ve testimize çıkalım. Development server'ımız açıldı. Şimdi şu aşamada beklediğimiz şey şu aslında, hemen ilk etapta XAML dosyasının açılması gerekiyor. O sırada ZAP dosyası tabi iniyor. Bir süre bekleyelim. Evet, şu anda zannedersem geldi. Şimdi indirme işlemi başlayacak birazdan. Tabii bizim XAML dosyamızın indirilmesi vesairesi biraz uzun sürdü ama herhalde bir hata mesajı aldım ben. Evet, güzel bir hata mesajı aldım. Tabii son derece doğal. Sebebi şu. Detay kısmına bakmak lazım. Ben gerçi anladığım sorun da null olarak geldiyse, bunun da sebebi normal. Bu kadar konuştuk ama tabi şurada küçük bir detayı atlamışız biz. Videomuzun dosyasının uzantısı var. Yani VM Windows Media Video dosyası. Şu Explorer'ı kapatalım tabi bu arada. Tabi böyle işte bilinçsiz hatalar yapınca acı şekilde uygulama kesiliyor. Şuraya tabi WMV'yi yazmakta fayda var. Şimdi biraz daha güzel bir sonuç elde edeceğimizi tahmin ediyorum. Tekrar çalıştıran uygulamamızda evet, bekliyoruz bakalım neler olacak. Evet, bakın dikkat ederseniz, yani çok hızlı yüklendi tabi ama kapatalım. İki tane Burak konuşuyor şu anda ekranda.
çok hızlı yüklendi belki içerik ama sonuç itibariyle bu tabii lokalde çalıştığımız için geçerli olan bir durum. Ama mesela bu hakikaten internet üzerinden test eden bir uygulama olduğu takdirde çok daha iyi bir şekilde izleme şansına sahip olabilirsiniz. Evet, şimdi şu bu noktaya kadar yaptıklarımızı şöyle kısaca bir özetleyecek olursa amacımız şu aslında. İşlemcilere indirilecek olan Silverlight uygulamalarında kullanılan bazı resource'larımız var. Videolar, görsel öğeler olabilir veya string bazı dosyalar olabilir, XML dosyalar olabilir işte örneğin kullanılmak üzere. Şimdi bunları ZAP dosyasıyla beraber değil, yani şu dosyayla beraber değil de ayrı kaynak olarak download etmek istiyoruz İstemi tarafına. Bunu web client sınıfının asenkron metotlarını kullanarak nasıl geliştirebileceğimizi görmeye çalıştık. Bu sayede İstemi tarafının daha böyle responsible bir ekran üzerinde, yani donmayan, ilk başta ekranın çıktısı gelen ve daha sonra da videosu indirilen, arka tarafta indirilmesi tamamlandıktan sonra da oynatılabilen bir örnek geliştirmeye çalıştık. Tabii ki gerçek test ortamı web ortamıdır. Burada biz lokalde çalıştığımız için bilgisayarımızda testimizi lokalde geliştirdiğimiz için hemen video tabii çok hızlı bir şekilde ne yapılıyor? Yükleniyor. Büyük bir video olmasına rağmen ama gerçek bir web uygulamasında test ettiğimizden sunucuda şuradaki değerleri daha net bir şekilde görme şansına sahip olacaksınız. Evet, böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna. Sizlere tavsiyem aslında bunun bir de tam tersini yapmaya çalışmanız. Yani upload işlemini gerçekleştirmeye çalışmanız. Bunun dışında yine bir string bazlı dosyanın indirilip kullanılmaya çalışılması olarak düşünülebilir. Bir sonraki görsel dersimizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.